Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın lütfen. Şimdi daha önce yayınladığım denklik hakkında size bahsettiğim siteler vardı. Bu siteleri nasıl kullanırız onu göstereceğim uygulamalı olarak. Evet, şimdi isterseniz başlayalım. Aslında orada birkaç siteden bahsettim. Bunun ilk öncesi Anabim. Yani sizin diplomanız ya da herhangi bir İş sertifikanız, tabii ki devlet onaylı olması çok önemli burada. İş sertifikanız var ve bu eğer bu Anabim portalı, Almanya'nın denklik portalı. Burada görünüyorsa diğerlerine ihtiyacınız kalmayacak. Önce bunu söyleyeyim. Yani o yüzden Anabim'den başlayacağız. Burada sizin okulunuzu arayacaksınız. Yazık ki İngilizce ya da Türkçe seçeneği yok. Sadece Almanca. Ama bence Google'dan çevirerek de çok kolay ilerleyebilirsiniz. Çünkü çok hani basic şeyler. Burada enstitülere girdiğimizde üniversite için arıyorsanız Vuhan'a gireceğiz. Buradan Türkiye'yi seçeceğiz. Zaten bende seçili olduğu için otomatik olarak çıktı bakın. Evet, hatta şöyle yapayım. Ben iptal ediyorum buradan. Tekrar Türkiye'yi seçeceğiz. Burada hangi şehirdeyseniz, yani böyle tek tek arayabilirsiniz. Bakın burada bütün liseler, üniversiteler tek tek çıktı. Ama o kadar çok sayfa ki tek tek uğraşmanız gerekir. Burada alle orteden aslında şehrinizi seçebilirsiniz. Hangi şehirdeyse sizin üniversiteniz ya da liseyi de burada arayabilirsiniz. Mesela ben kendi Ege Üniversitesi mezunuyum. Ege Üniversitesi'ni arayacağım. Staatliche Universität. Zuhe Stadt'ın dediğinizde burada İzmir'deki bütün devlet üniversitelerini çıkartmış olacak. Evet. Bakın burada çıktı. Gördüğünüz gibi. Ve çoğunda, yani ben bu arada bugüne kadar devlet üniversitelerinde H artıyla karşılaşmadığım olmadı. Yani duymadım. Ama tabii ki bak, siz de bakın sonra yeni açılan üniversitelerde durum nasıl bilmiyorum. Burada üstüne tıklıyorsunuz. Mesela Ege Üniversitesi tıkladığınızda bu sayfa sizin dosyanıza koyacağınız sayfa. Yani denkliğinizin olduğunu gösteren sayfa. Ben Ege Üniversitesi mezunuyum. Şimdi şöyle bir şey olmuş. Biz bundan 1,5 yıl önce başvurduğumuzda sadece bu sayfa çıkıyordu. 6 yoktu. Şimdi bölümler ekleniyor burada arkadaşlar. Bunlar yoktu daha önce. Ama bakacaksınız her bölüm yazmıyor. Bu sıkıntı mı? Değil. Çünkü bu şekilde konsolosla giden insanlar var ve herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Yani siz şu 6 almadan, ben aynısını yaptığımı söylüyorum size. Burayı ekran görüntüsü alıp, zaten yazdır da var ama hani arka şurası kafa karıştırıcı olabilir diye. Ekran görüntüsü alarak burayı, şu sayfayı dosyanıza eklediğinizde istedikleri şey, yani şu Hochschule Plus'a geliyor mu sizin üniversiteniz, gelmiyor mu? Burada geldiğini görecek zaten konsolosluk, bir problem olmayacak. Tabii bu arada yine dipnot yapıyorum. Şimdi bu orada birebir karşılaştırmalı denklik istemeyen meslekler için, yani doktorluk için olmuyor mesela, avukatlık için olmuyor mesela. Bu mühendisler, işte bilimle alakalı okuyan, dille alakalı okuyanlar gibi insanla birebir ilişki içinde olmayan meslekler için geçerli. Buradan aldınız, dosyanıza koydunuz. Evet, ama mesela siz avukatsınız, doktorsunuz ya da bir sertifikanız var. Aşçısınız, pastacısınız gibi birçok şey olabilir. Onun için Almanya'nın yine aslında bir portalı var. Hepsi buraya bağlanıyor. Yani siz başka bir yere de başvursanız, bir danışmanlık yerine de gitseniz. Mesela şu makeitingermany.com var. Burada çok fazla bilgi var. Buraya bakabilirsiniz. Yarısı İngilizce, Türkçe, bir yerden sonra Türkçesi gidiyor ama bu sayfada göçmekle ya da orada yaşamakla, iş bulmakla ilgili bir sürü bilgi var. Denklikle ilgili de bilgi var. Ama dediğim gibi bakın burada yine buraya tıkladığınızda, Almanya'da denkliğe tıkladığınızda sizi Anerkennung'a aktarıyor. Yani aslında denklik yapabileceğiniz Almanya'daki yer burası. Yani bir sürü şirket çıktı sizin denkliğinizi yapalım, şu kadar para, bu kadar para diye. Bence hiç kanmayın arkadaşlar. Sadece bir, eğer dilini anlamıyorsanız bir çevirmene ya da bunu anlayan birine para vereceksiniz. Çünkü yapmanız gereken şey buradan yazışmak. Ben şimdi göstereceğim adım adım da. İngilizceniz varsa ona da gerek kalmayacak. Çünkü sayfa İngilizce de oluyor. Bakın şunda değiştirebiliyorsunuz. Türkçe oluyor ama bir yerden sonra değişiyor, bilginiz olsun. Yani
asıl işlemlere geldiğinde İngilizce ya da Almanca devam edebiliyorsunuz. Buradan ilk açtık biz Anerkennungu. Burada size soruyor, işveren misiniz yoksa bir uzman mısınız? Bu da siz bir danışman olarak çalışmak ister misiniz gibi. Biz şu an uzmanız diyoruz ve sertifikamızı tanıtmak istediğimiz için devamına tıklıyoruz. Şimdi siz Almanya'da kendi mesleğinizde mi çalışmak istiyorsunuz diye soruyor. Mesleğiniz ne? Şimdi buradan bakın yazmış zaten Zumbaşpil Arts. Yani doktor mu? Ne? Ne arıyorsunuz burada? Ben şimdi önce mesela hep şey diyor, ben okuyorum diğer videolardaki yorumları da. Neden hep doktor işte ya da böyle mühendis üstünden gidiyorsunuz diye. O yüzden mesela bir baker. Bosgate. Evet. Burada çıktı. Bu usta mısınız yoksa yoksa bir yani normal şu an bir çalışan mısınız gibi bunu şey yapıyor. Meister daha ustalık anlamında. Şimdi mesela değilsiniz. Normal bir bekarsınız. Çalışansınız. Pastacısınız yani. Evet. Yine burada soruyor. Hangisisiniz diye devam ediyoruz şimdi. Burada sizin mesleğinizi, bunu şimdi başka bir meslek için de yaparız. Neler yaptığını, işte sorumluluklarını, bir açıklamasını yapıyor, mesleğin açıklamasını. Weiter diyorum, devam ediyorum. Evet, şimdi buradaki sorulara cevap vermemizi isteyecek bizi yönlendirmek için. Diyor ki, siz Avrupa Birliği'nin üyesinde bir ülkede misiniz ya da işte Norveç, İsveç gibi bir yerde misiniz? Nine diyoruz. Evet, Amerika'da mı, Kanada'da mı, nerede yaşıyorsunuz? Hayır diyoruz ona da. Almanya'da yaşıyor musunuz yoksa şu an dışarıdan mı destek alıyorsunuz gibi bir şey demiş burada. Yaşamıyorsanız yaşamıyorsunuz. Belki aile birleşimiyle gittiniz, orada diplomanızın denklik yapmaya çalışıyorsanız yaşıyorum diyebilirsiniz. Mesela Nine'den devam ediyorum. Şimdi tekrar başka bir sayfaya aktardı. Yine burada biz sorulara cevap vereceğiz. Burada detaylı anlatıyor neler oluyor denklikte, şöyle bir şeyler oluyor falan diye. Evet, burada diyor ki siz bir yüksekokul ya da üniversite bir şey okudunuz mu? Evet diyorum. Ya da işte ona benzer bir sertifikayı almak için o eğitimi tamamladınız mı? Evet. Başarıyla bitirdiniz. Yani diplomanızı, sertifikanızı aldınız mı? Evet. Weiter diyorum. Evet, şimdi burası çok önemli. Çünkü eyalete göre denklik işlemleri değişiyor arkadaşlar. O yüzden diyor ki nerede çalışmak istiyorsunuz siz Almanya'da? Yani mesela Münih diyelim. Bunu siz kendinize göre seçeceksiniz. Zaten yazdığınız da aşağı doğru çıkıyor. Evet, şimdi burada bir özet geçiyor size. Siz Münih'te çalışmak isteyen bir pastacısınız ve neler işte çalışacaksınız? Bu Almanya'da denkliği olmayan bir meslek diye bakın burada belirtmiş. O yüzden irtibata geçmeniz gerekiyor diye. Şimdi burada şunu seçebilirsiniz. Burada bu arada bu şey diyor, ücretsiz olarak danışmanlık yapılan şeyleri anlatmış. Neler olduğunu bir özet geçeyim isterseniz. Burada denklik konusunda destek veriyor size. Bundan bahsediyor, ücretsiz bu yani. Gerekli belgeleri bir araya getirmenize yardımcı oluyor. Ardından yetkili makama, bu bir araya getirdiğiniz belgeleri hangi yetkili makama ileteceğinizi yine size gösteriyor. Yol gösteriyor yani. Burada yine sorumlu kuruluş sizin belgelerinizi kontrol ediyor. Yine bu da ücretsiz. Bakın hepsi ücretsiz. Buraya kadar hiçbir ücret talep edilmedi farkındaysanız. Ve danışma merkezinin bütün işte yaptığı her şey ücretsiz. Şimdi burada yine bir soru. Almanya içinden mi destek almak istiyorsunuz yoksa dışarıdan mı? Ben şöyle yaptım. Türkiye'de olmama rağmen burayı işaretledim. Çünkü size daha detaylı bilgi veriyor burada.
Şu anda zaten her şey online ilerliyor pandemiden dolayı. Hani Ausland'dan desem çünkü o görüşmeleri yapmayacaklar. Almanya'dayım dediğinde de zaten görüşmelere sizi çağırmıyorlar pandemiden dolayı. Online yapıyorlar. Ya da telefonla ya da e-mail ile. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Burada şimdi bakın size bilgileri vermiş. Yani sizin mail atacağınız bu denklik yapacağınız yeri çıkardı. Münih'te dedi ki siz burayı arayabilirsiniz. İsterseniz arayabilirsiniz. İsterseniz mail atabilirsiniz. Ben mail atmayı tercih ettim mesela. Burada e-mail'e tıkladığınızda sizi oraya gönderecek. Mesela web sitesine girip direkt oradaki bilgilere de bakabilirsiniz. Web sitesine girdiğinizde oradaki bilgilere de bakabilirsiniz. Bu arada sizi siz mailleştiğiniz zaman direkt size birisi diyor ki sizin yetkili danışmanınız şu, sizi şunu aktarıyorum, benim başıma geleni söylüyorum. Siz onunla çalışmaya devam edebilirsiniz diyor. Bunun network'i aktarıyor size. Buradan size doğrulmanızı istediği, önce diplomanızı ya da işte sertifikanızı ve gerekli belgeleri yazmış oluyorlar onlar size. Tarayıp bize gönderin diyorlar. Biz gönderiyoruz. Ondan sonra mesela bana böyle bir şey yolladılar. O onay izin gibi bir belge. Bunun çıktısını alıyorsunuz, dolduruyorsunuz ve imza atıyorsunuz. Tekrar taratıp onlara gönderiyorsunuz. Tabii pandemiden dolayı, yoksa bunlar aslında oraya gidip birebir yapmanız gereken işlemlerdi. Oradaki büroya gidip. Ama şu anda pandemiden dolayı bunları online halledebilirsiniz ki bence bu büyük lütuf. Çünkü bunun için sadece Almanya'ya gidip gelen insanlar vardı denklik için. Şu anda online halledebiliyorlar. Yani imzayı bile yapıp bunları tarayıp mail olarak atabiliyorsunuz. Sonra benim başıma geleni yine özetle geçeyim. Önceki videoda anlatmıştım ama. Bunları attıktan sonra ya diyorlar ki evet sizin belgelerinizi biz hazırlayacağız. İşte şu kadar sürer. Çevirebiliriz, işte denklik yapabiliriz. Ya da yapamayız derlerse zaten onu söyleyeceklerdir size direkt. Ya da diyorlar ki sizin evet aslında denkliğiniz görünüyor ama siz burada iş aradığınızda sizin bu diplomanızı işverenler Almanya'da anlamayacaklar. Notlarınız, her şeyiniz farklı bir sistem. Gelin biz bunu çevirelim istiyorsanız Almanya'yı uygun hale getirelim diyorlar. Bunun için mesela 200 euro istemişlerdi benden. Şu an güncel rakamı bilmiyorum ama mesela oradaki bütün notlarınızı, bütün diplomanızı Almanya'daki bir mezuniyette nasıl oluyorsa o şekilde çeviriyorlar. Ama bunun için para istediler. Ama oraya kadar olan hiçbir şeyde, mesela siz isterseniz bu diplomayla devam edip başvuru yapabilirsiniz de söylüyorlar. Oraya kadar hiçbir para talep edilmedi. Mailleştik. Karşılıklı birbirimize belgeleri yolladık ve hiçbir para istemediler. Bunu tekrar altını çiziyorum. Yani denklik de öyle çok paralar gerektiren bir şey olmuyor. Evet, şimdi özetle geçmemiz gerekirse yine bunun İlkine dönelim isterseniz. Anerkennungun. Burada tabii ki daha başka bir meslek de arayabilirsiniz. Mesela yine ben kendim için yaptığımı size göstereyim. Daha belki şey olur. Burada zaten bakın B bile yazsanız altında bütün hepsi çıkıyor mesleklerin. Hepsini devam edebiliyorsunuz yani. Tek tek hepsini denemeyeyim size. Yine burada aynı yerleri dolduracağız. Cevapları vereceğiz. Nereden geliyorsunuz? Amerika'dan mı? Avrupa Birliği'nden mi? Gibi sorulara cevap verip devam edeceğiz. Aynılarını tek tek anlatmayayım sizi de sıkmamak için. Bir üniversite bitirdiniz mi? Sertifikanızı aldınız mı? Bitişiniz var mı? Evet. Burada yine yer önemli. Nerede olacak mesela? Mesela Hamburg diyelim. Yine başka bir meslek için mi? Sizin verdiğiniz bilgilerin özeti çıktı. Yine ücretsiz olduğu söyleniyor. Mesela Beratun im Ausland'da diyebilirsiniz. Ama işte o zaman sadece telefon numarasıyla ilerleyebiliyorsunuz. Aramanız gerekiyor. Ama gördüğünüz gibi eğer Almanya'dayım dediğinizde bilgiler değişiyor. Az önce de onu söylemek istedim aslında. Yani bakın burada sadece telefon çıkıyor. Ama Almanya'dayım dediğinizde e-mail. Çünkü normalde siz e-mail attığınızda size bir termin veriyorlardı. Yani şu gün gelin görüşelim diyorlardı. Şimdi ne oldu pandemiden dolayı? Mail ile devam ediyor ya da en fazla online görüşme yapıyorsunuz ve sorunu çözebiliyorsunuz.
Evet, umarım yardımcı olabilmişimdir. Yine sorularınız varsa yorumlarda ya da maillerde bekliyorum. Hoşça kalın.